Bu videoda da duyarlılık analizinden bahsedeceğim. Şöyle ki duyarlılık analiz dediğimiz zaman mesela gelirlerimiz %10 artarsa veya azalırsa durum nasıl şekillenir, parametreler ve özet sayfasına baktığımızda şu tablo nasıl şekillenecektir, işte pozitif nakit akışı dönemi ne zaman ne kadar kayacaktır gibi şeyler inceleyebiliriz. Şimdi bunun için öncelikle biz kaç parametrede değişiklik yapabiliyor olmamız gerekiyor veya girdilerde değişiklik yapabiliyor olmamız gerekiyor. Biz o girdileri değiştirdiğimiz zaman sonuç nasıl şekilleniyor kısmı aslında bir duyarlılık analizidir. Şimdi burada daha önce örnekte görüyorsunuz işte daha önce neler yapmıştık işte hangi tarihte başlarsam sonuç ne olur gibi duyarlılık analizleri yapmıştık. İşte Ağustos'ta değil de Eylül'e, Ekim, Kasım gibi başlarsak işte inşaat başlangıç tarihiyle inşaat bitiş tarihinden sonra ne zaman gelir üretmeye başlayacak, kaç ay sonra gelir üretmeye başlayacak gibi şeyleri değiştirdiğimizde sonuçları görüyorduk. Mesela şöyle yaparız. Geliriz bunları şuraya yapıştırırız. Sonra da değer olarak yapıştırırız. Ve deriz ki mesela inşaat bittikten 3 ay sonra gelir üretmeye başlasın. Başlarız büyümeye hesaplar ve sonra neler değiştiğini görürüz burada. Şöyle bir kısaca hesaplayalım hızlı bir şekilde. Ne sonuç ürettiğine bir bakalım. Şimdi bu işlemi yapacak çok hızlı bir şekilde tamamlıyor. Belli bir zamanı açtıktan sonra evet geldi. Dedi ki 3 ay sonra başlarsa bu sefer Eylül değil Temmuz'da pozitif nakit akışına geçer. İşte banka borcunu Mayıs'ta yine bitirir. Ortaklara borçlar Ekim'de biter. Şubat'taydı daha önce. Ortaklara borç faiz bitiş Temmuz'da olur. Eylül'deydi daha önce. İç verim oranı da %38,40 olur. Bakın %2 civarında bir artışa yol açtı. Niye? Çünkü gelirler arttı. Niye? Çünkü 7 ay fazladan gelir üretmeye başladı. Artı bu gelirler 7 ayda erken başlamış oldu doğal olarak. O yüzden ne diyor? %36 iken %38'e çıktı. Bakın hemen bir duyarlılık analizi yapıldı. Sonuç nasıl etkilendiğini görüyoruz. Peki şunu şimdilik kapatabiliriz. Şimdi şöyle bir şey de yaparız. Her deneme yanılmamızda ya da şöyle bir adım geriye alalım. İşte 3 ay parametrelerim şu olursa sonuçlar bu olur şeklinde farklı farklı sayfalara yazarsınız. Raporunuzda bunu ekleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi biz şunu yapmak istiyoruz. Şirket şöyle bir sonuçla geliyor. Ben diyor projeksiyon yaptım ama gelirlerim mesela %1-2 artabilir, %3 artabilir. Tabii bütün gelir projeksiyonu euro bazında yapmıştı onu hatırlayın. Ona göre dikkate alalım. Euro bazında %5 değişirse, marina giderlerim %3 artar veya azalırsa işte birinci etap gelirleri şu kadar artarsa, ikinci etap birinci etap giderleri bu kadar artarsa gibi belli oranlarda artış ve azalışlar yapmamı istiyor. İkincisi diyor ki ben inşaata henüz başlamadım. Burada bir KDV istisnası olayı var benim. İşte eğer gerçekleşirse %18 yerine %0 ödeme şansım var. İki alternatifle bu raporu üret diyor bana. Peki biz de orada KDV oranı %18 değil de %8 olursa sonuç nasıl etkilenir? Bunu da hesaplayacağız. Veya %0 olursa %18 veya %0,2 alternatif koymuş ama biz istersek işte 3-4 alternatif de yapabiliriz. %0, %8 ve 18 de yapabiliriz. Hiç fark etmez. Sıkıntı yok. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Marina gelirlerini euro bazında diyelim ki %1 arttı. Bunu arttırdığımız zaman gelip projeksiyon sayfasında da şurada tepede, en tepede marina gelirleri yani şuradaki gelirler kısmını %1 arttırmasını istiyorum. Tabii burada ben belli bir kısmını şurada baktığımda elle girmişim. Zaten benim de istediğim o. Yani elle girmiş olan formül olmayan kısımlar hangi yıla kadar şöyle bir bakalım. Tahminim bakın şuraya kadar görüyorsunuz formülde. Buraya kadar Aralık 2026'ya kadar yapmışım zaten. Sonrasında da zaten formül kendisi üretiyor. Yani ne yapıyor? Mesela ben Aralık 2026'ya kadarki kısımları kendim değiştireceğim. Eline girilmiş olan bu kısımları değiştireceğim ki öteki kısım zaten kendisi otomatik hesaplar. İşte belli bir enflasyon beklentisi üzerinden arttırır bunu. Peki, şimdi bizim yapmamız gereken toplamda Aralık 2026'dan şuraya kadarki kısmı burada sayı olan, elle girilmiş olan kısımları %1 arttırmak. Öncelikle şunu yapıyorum arkadaşlar. Boş bir yere geliyorum ve eşittir diyorum. Parantez açıp 1 artı şu diyorum. Tabii bunu parantezi kapatıp F4'e de basmam lazım. Şunu F4 ile sabitliyorum. Diyorum ki ben gelirlerim %1 artarsa şurada formülasyon yazdım. Mesela %5 artarsa şuradaki formülde %105 olacaktır.
Peki, şimdi amacım şu. Burada elle girilmiş olan bütün sayıları bununla çarpmak istiyorum. Böyle bir işlem yapacağım. Yani diyeceğim ki buradaki bütün sayıları, burada gördüğüm bütün sayıları nereye kadar? Şu. Şu bölgede gördüğüm bütün formül olmayan sayıları bununla çarp. Nasıl yapacağım? Şöyle bir adım izleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu formülü dediğim gibi bu sayfada ürettim. Sabitlemeyi de doğru yapmış olmam gerekiyor. Ona çok dikkat edin. Geliyorum şunu bir kere kopyalıyorum. Sonra geliyorum bakın kopyalanmış halde dursun. Bir herhangi bir yere çift tıklamayın. Sadece gelip şu satırları seçiyorsunuz. Sonra da giriş menüsünün sağ tarafından bul ve seçten özel git diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu seçtiğim bölgedeki sabit olan sabitleri seçtim. Sayıları sadece işaretliyorum. Gerisini kaldırıyorum. Sabit olan sayıları seç. Tamam. Şu anda seçecek. Bakın hepsini seçtim. Yani elle girilmiş olan sayıları seçtim. Formül olanları almadım. Niye? Çünkü şuralar formül. Dikkat edin şu hala kopyalanmış şekilde duruyor. Şimdi bu kopyalandığına göre buraya yapıştıracağım ben. Nasıl yapıştıracağım? Özel yapıştırın altında şuraya geliyorsunuz. Özel yapıştır. Ben diyorum ki bunu burada kopyaladığım şeyi buraya yapıştıracağım ya. Formüllerini çarparak yapıştır diyorum. Tamama bastığımda bakın yaptı. Hepsinin formülünü bakın oradaki sayıyı arkasına çarpı 1 artı bu dedi. Gördüğünüz gibi bütün işlemleri yaptı. Ve böylece doğal olarak gelirler de %5 artmış oldu dolar bazında. Şunu artık silebilirsiniz. Çünkü formül neydi? Formülümüz zaten ana sayfaya bağlı. Peki ben bunu %5 arttırdığım zaman şimdi önce %0 yapıp çözdüğümüzde nasıl oluyor ona bir bakalım arkadaşlar. Önce %0 iken bir çözdürelim. Yani hiçbir gelir artışı olmazken nasıl bir sonuç ürettiğine bir bakalım. Normal eski haline getirelim önce %0 iken. Bitti dedi. Mevcut durumda olay buydu. Mevcut durumda bu kadardı. Peki ben bunu %5 arttırdığım zaman iç verim oranı ne olacak? İşte ne bileyim başka diğer durumlar ne olacak? Onu bir hesaplatalım. Hesapla diyorum %5 arttırdım. Oradaki gelirler euro bazında %5 arttığında sonuç ne olacak? Ona bir bakalım hızlıca hesaplasın. Sonucu bize üretsin. Evet, hızlı bir şekilde sonuçlandırdı. Evet, ne oldu? Dedi ki Temmuz yerine Haziran'da bitecek. Mayıs değişmedi. Ortaklara borç Eylül'e kaydı. Eylül'deki bir ay öne alındı. Haziran'da, Temmuz'daydı, Haziran'daydı. İç verim oranı da değişmedi. Niye? Çünkü zaten marina gelirlerinin ikinci etap inşaatıyla hiçbir alakası yoktu zaten. %38,40'da sabit kaldı. Çok güzel. Şimdi marina giderleri diyelim ki yüzde mesela tabii şunu da yapabilirsiniz. İlla buraya pozitif bir rakam girmek zorunda değilsiniz. %5 de düşünebilirsiniz. %5 de arttırabilirsiniz. Bu sıfır kalsın şimdi. Marina giderlerini de mesela %5 arttırdığımızı varsayalım. Buraya gelirim tekrar projeksiyon sayfasına. Aynı işlemi bir daha yaparım. Gelirim. Eşittir derim. Açarım parantez. 1 artı şu ve F4 ile sabitleyip parantezi kapatıyorum. F4 ile sabitlemeyi kesinlikle unutmuyoruz. Sonra da gelip toplam gelirler buradaydı Marina'nın. Giderler de burada. Burada tabii giderler TL bazında yapılmış. Ona da dikkat edin. İşte su giderleri TL bazında vesaire vesaire. Yani şu bölgedeki özetle şu bölgedeki tüm giderleri değiştireceğiz. Toplam gelirlerin altında kalan şu bölgedeki her şeyi değiştireceğiz. Tabii şuna da parantez içerisinde euro bazında dememiz, buna da TL bazında dememiz doğru olacaktır. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü TL bazında %40 artması demek, euro bazında belki %10 artmasına denk gelerek bir şeydir. Çünkü öyle bir fark da var. Tamam. Şimdi burada formülasyonu kurduğumuza göre projeksiyon sayfasının şu tepe kısmında bunu kopyalıyorum. Sonra da geliyorum şuradaki şu bölgeye isterseniz şuradaki bölgeden de seçebilirsiniz. Fark etmez neyi nereden aldınız çok önemli değil. Aşağı kadar alıyorum. Biraz geç alıyor galiba. Şuraya kadar aldım. Buradayken giriş menüsünün en sağ tarafında
Bul ve seçten özel git diyorum. Sabit sayıları seçiyorum. Elle girilmiş olan kısımlar sadece. Bakın neleri seçti. Şuraya kadar seçti. Muhtemelen 2024'te olmadan bakın 2023'e kadar projeksiyon yapmışız. Buraya artık yapıştırılır. Ne ile yapıştıracağız? Özel yapıştırdan formülleri çarparak yapıştır diyoruz. Evet yapıştırdı. Sonra da zaten artış oranları da kendini ona göre düzeltiyor. Peki artık şurayı da silebiliriz. Şimdi sırayla diğerlerini de yapalım arkadaşlar. İşte bunu tekrar %0 yapalım. Birinci etap gelir değişim diyelim ki %5 diyelim. Burada ne yapacağız? Birinci etap gelirlerini projeksiyon sayfasına geliyorum. Birinci etap gelirleri buradaydı zaten. Rakamlar şuradaki formüller geliyorsunuz. Şurada elle girilmiş olanları %5 arttıracağız. Nereye kadar? Zaten sadece Aralık 2023'e kadar yapılmış. Bunları %5 arttıracağız. Nereye kadar gelirler var? İşte aşağılara kadar var. Neyse en tepeye veya herhangi boş bir yere gelip eşittir diyorum. Parantez açıp 1 artı şu diyorum ve F4 ile sabitleyip parantezi kapatıyorum. Şimdi bunu da kopyalayıp artık şu bölgedeki nereye kadar bütün gelirleri görelim. Evet. Şuraya kadar ki kısmı seçtim. Bul ve seçten özel git diyorum. Sabit sayıları seçiyorum. Şunları da maalesef seçti arkadaşlar. Bir hata yapmış olduk. Evet. Yanlışlık oldu. Tamam. Şöyle yapalım. Bu bölgeyle şu bölge arasında böyle sağ tarafa doğru gidelim. Zaten 2023'e kadar da ama ben 2025'e kadar ihtiyaten seçtim. Şunu kopyalamış mıydık? Evet, kopyalı duruyor. Bul ve seçten özel git diyorum. Sabit sayılar artık hızlı yapıyorum. Seçti hepsini. Buraya yapıştır diyorum. Özel yapıştırılan formülleri çarparak yapıştır. Düzeltti. Tamam. Bunu da silebilirim. Giderler için de aynı şeyi yapacağım. Mesela giderler de bu bölgede zaten. Şurada 1, 2 bunlar da sayı olduğu için burada sıkıntı çıkabilir. Şurada giderler buradaymış arkadaşlar. Zaten formülde bağlamışız. O yüzden biz sadece şuraya yapıştırsak yeter. Şu bölgeye yapıştırmamız yeterli. Diğerleri önce bir oluşturalım. Bunu sıfır yapalım. Bunu da %10 yapalım mesela. Giderler %10 değişirse. Geliyorum şuraya. Eşittir. Parantez açıyorum. 1 artı. Şu diyorum. Parantezi kapatıyorum. Tabii F4 ile sabitlemeyi unutmuyoruz. Sonra bunu kopyalayıp şuraya geliyorum. Özel yapıştır diyorum. Özel yapıştırı beceremedim galiba ama şurada sağ tıklayıp özel yapıştır diyorum. Formülleri çarparak yapıştır diyorum. Yapıştırdı. Evet %110 artarsa ne olur? Bunu da hallettim. Peki kaydediyorum bu arada. KDV oranında diyelim ki %18 değil de %0 olduğunu varsayalım. İnşaatta KDV oranı. Şimdi inşaatta KDV oranı biz nerelere yazdık? Şimdi buradaki giderleri hesaplarken şurada göreceksiniz. Ben bu kadar giderim oluştu vesaire vesaire. Ben gelirim bu mesela 21 milyon üzerinden KDV hesaplandığı için ben formüller menüsüne gelip bana bağlı olan yani bağlıları izle dediğim zaman bakın nerelere veriyor. Mesela şurada yatırım giderlerine veriyor. İnşaat harcamalarına veriyor. KDV'yi gördüğünüz yere gelelim. Evet, KDV burada hesaplanmış. Burada var. Bir de bir yerde daha olması lazım. Şurada bir yerde yatırım, KDV, KDV. KDV ödemeleri, KDV tahsilatları gibi. Buradaki KDV tahsilatını arkadaşlar zannedersem oraya bağlamamışız. Daha yukarıda bir satıra bağlamışız veya şu aşağılarda bir yere bağlamışız. İnşaat harcamaları burada gördüğünüz gibi. Burada var. Önemli değil arkadaşlar. Onun nerede olduğunu bulmak şu okları kaldıralım. Okları kaldıralım. Ctrl F ile 0.18'i bul diyorum. Bul dedim. Mesela burada KDV ödemeleri. Nerede hesaplamışız KDV ödemelerini? İşte şurada hesaplamışız. İkinci etap inşaat harcamaları burada var ya işte şu satır. Ben buradaki KDV'yi hesaplarken, KDV ödemelerini hesaplarken işte şuradaki inşaat harcamalarını da katmışım. Kaçıncı satır? 296. satır. Şimdi ben bu 296. satırı kesiyorum ve ayırıyorum buradan. Artı şu
çarpı 0,18 bir ayırayım ki sonra da bu 0,18'i ben gelip ana sayfadaki şuraya bağlayacağım ve F4 ile sabitleyeceğim. Böylece tüm formülleri buraya aktarmış oldum. KDV tahsilatında durum bu. KDV ödemelerinde pardon. KDV tahsilatında kullanılıyor mu inşaat harcamaları? Hayır, kullanılmıyor hiçbir şekilde zaten. Gerisine gerek yok zaten. De, gördüğünüz gibi hesapladım. Sadece ödemelerimde var bu durum. Gördüğünüz gibi bunu hallettim. Aynı şekilde iç verim oranını hesaplarken de KDV ödemeleri vardı arkadaşlar. Burada ne demiştik? İnşaat harcamaları kaçıncı satır? Kira giderleri bu kadar. İnşaat harcamaları. Bakın bunu da buraya bağlamışız. Aslında ne oldu? 264. satır olan. Buradaki 0,18'de ben siliyorum. Gelip yine şuraya bağlıyorum ve F4 ile sabitliyorum. Yine bunu da en sağa kadar yapıştırıyorum. Peki. Şimdi böyle olunca bakın KDV ödemeleri %0 olunca burası kayboldu. Niye? KDV ödemesi çıkmıyor. O yüzden. Peki. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunları da yaptık. Diyelim ki KDV ödemesi %0 oldu. Şu rakamlar eski rakamlardı zaten. Ben şöyle bir hesaplama yapıyorum. Burada kayboldu gitti ama tekrar hesaplatalım. Eğer hata verirse ona bir bakarız. Şöyle bir hesaplatalım bakalım nasıl bir sonuç üretecek. Şimdi hızlandı. Bitti. Bakın Haziran'a verdi. Mayıs'ken tamam Mayıs. İkinci etap iç verim oranı %40'lara yükseldi gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü zaten Ağustos'ta başlattık. 10 ayken 3 aya çek bu var. Artık KDV %0 olunca iç verim oranı %40'lara ulaştı. Ne oluyor o zaman? İşte ortaklara borç ödeme tarihi vesaire her şey biraz daha öne geliyor toplamda. KDV oranı %0 olsaydı. Şimdi şunu da yapabilir. Şunu kesip şurada aşağıda bir yere yapıştıralım. Burada dursun. Şimdi ben buradaki mesela inşaat harcamalarını KDV oranlarını seçeneğe bağlı. Yani bir listeden oluştursun. Mesela şuraya %0 yazayım. %1, %8, %18. Ben Excel'e diyeceğim ki bak buradaki rakamı gel şuradan al. Ne yapıyorum? Bunun üzerine geliyorum. Veri menüsündeyken şuradaki veri doğrulamaya geliyorum ve bunu bir listeden al. Listemin kaynağı ise şurası diyorum. Ve tamama bastığımda artık bu bir açılır pencereye dönüşüyor. Geliyorum bunun üzerindeyken işte %1 olsun, %18 olsun veya %8 olsun seçeneklerden alabiliyorsunuz. Peki şunu da yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela buradaki marina gelirleri artı eksi euro bazında %10 değişebilir. O zaman bu şöyle bir şey yapmak istiyorum. İşte eksi 10 yüzde, eksi 9 yüzde gibi rakamlar yazıyorum. Bunu aşağı çekiyorum. Artı eksi %10. Ben Excel'e diyorum ki buradaki rakamı getir, buradan al. Ne yapacağız? Yine bunu da liste üret diyorum. Herhangi bir değer değil liste. Bunu da gelip şuradan al diyorum. Tamam, artık bu da bir listeden seçecek. Geliyorum işte %2 artarsa artı eksi mesela %10 düşerse ne olur vesaire. Aynı şekilde şunlar için de yapabiliriz arkadaşlar. Şunların tamamını seçeriz. Buradan geliriz. Bunları listeden al deriz. Listemin kaynağı da şu derim. Olur biter. Ne yapacaksınız? İşte burada da burada da hepsinden listeden alacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsine sonuçta birer şey açmış oldu. Buradan seçiyorsunuz işte gelirler bu kadar artarsa, bu kadar artarsa gibi şeyler yapabilirsiniz. Tabii geliştirici menüsünden şunu da yapabilirsiniz. Gelirsiniz geliştirici menüsünden ekleden işte şurada kaydırma çubuğu yapabilirsiniz. Gelir buraya çizersiniz. Kaydırma çubuğunu sağa sola ilerlettikçe şuradaki rakamı da değiştirir. Bu tür işlemler de yapabilirsiniz ama çok da gerek yok arkadaşlar. Listeden hazır seçmek çünkü kaydırma çubuğunu birkaç şey daha bilmeniz gerekiyor. YouTube'dan anlatıyorum gerçi isterseniz kaydırma çubuğu nasıl kullanılır onu bulabilirsiniz ama burada dediğim gibi listeden hazır seçmek daha mantıklı olabilir. Bu işlemi de bu şekilde yapabiliriz. Tabii şunu da dikkat edin. Şu kısımları artık gizleyebilirsiniz. Yani burada böyle durmasın. Üzerine gelip sağ tıklayıp gizle dersiniz olur biter.
Hatta işi biraz daha ileriye götürüyoruz. Bu sürekli hata veriyor. Tekrar hesaplatmak gerekiyor. Şöyle bir hesaplatalım. Çünkü bir değişiklik yaptığında hemen o da hata vermeye başlıyor. Şöyle bir tekrar hesaplatalım, sonucu görelim. Ondan sonra da bakalım mesela daha neler yapacağız. Peki şimdi yaptık. Biz şunu yönetime sunduğumuz zaman arkadaşlar tabii sonuçları görüyor. Şurayı bir silelim. İşte iç verim oranı ne oluyor vesaire vesaire. Şimdi şunu da yapabilirsiniz. Burası ana sayfa olduğu için bu ana sayfayı sınırlayabilirsiniz. Yani I sütunundan sonrasına dokunamazsın. Ne yaparsınız? J sütununun tamamına tıklarsınız. Ctrl Shift sağ ok yaparsınız. En sağa kadar seçtiniz. Sonra üzerine gelip sağ tıklayıp gizle demeniz lazım. Gizleyi ben niye bulamıyorum? Evet buldum. Gizle. Bakın Excel ne yaptı? Şuraya kadar sınırladı. Ötesi yok. Bakın tıklanamıyor. Çünkü gizle. Aynı şekilde 26. satırdan Ctrl Shift aşağı oka kadar basın. Sağ tıklayıp gizle dersiniz. Bakın alanı daralttı. Sadece bu kadar bir alan var. Siz burada değişiklikleri yaparsınız. Ötesi yok. Bakın daralttı ekranı. Böylece işlemleri gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Mesela marina gelirlerim eksi %10 oldu. Öteki de eksi %10. Giderlerim de %10 arttı diyelim. Burada da gelirlerim eksi 10 düştü. İkinci etap giderlerim de %10 arttı diyelim. En kötü senaryo. KDV oranım da %18'de kaldı. İnşaata başlama maliyetini de iyice geciktirdim. Temmuz 2030 oldu. İşte inşaat başladıktan 50 ay sonra da işlemler başlasın. Bakalım iş verim oranı nasıl hesaplayacak? Kaç çıkacak sonuç? Şöyle bir bakalım. En kötü bir senaryoyu kullandım şimdi. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi hızlanmaya başlayacak. Belli bir pozitif nakit akışı üretmeye başladığı andan itibaren şurada hesaplamayı çok hızlı yaptığını göreceksin. Çünkü herhangi bir makronun herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı için o kısmı hızlı atlıyor ve bitiriyor. Bakın iç verim oranı %29'a kadar düştü. Pozitif nakit akışı 2036'da başladı gibi sonuçlar üretti arkadaşlar. Evet. Burada dediğim gibi istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Mesela KDV %0 olsa iyimser bir senaryo olalım. %10 maliyetler %10 düştü. %10 arttı. Maliyetler %10 düştü. KDV de %0 oldu. Hadi bakalım şimdi hesaplayalım. Nasıl bir sonuç üretiyor? Hesaplasın ve tekrar ana sayfaya dönsün bakalım. Çok hızlı bir şekilde hesaplıyor. Evet, tek tek bakıyor. İşlemi bitirdikten sonra da şurada görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bitti dedi. Bakalım iç verim oranı %30'larda gerçekleşmiş oldu. Tabii şu kötümser senaryo şuradan kaynaklı arkadaşlar. Şuradan gelip şunu iyimser senaryo yapmadık. Hemen bir ay sonra inşaattan bir ay sonra başlasın diyelim. Bakın iç verim oranı %41'ler diyor ama hesaplamadan sonra oradaki rakama aldanmayın. Hesaplamayı yapın sonra. Şimdi mesela yönetim bir araya gelip bunun üzerine senaryoları tartışabilir. Ne yaparsak nasıl bir sonuç üretelim? İşte inşaat ne kadar hızlı başlatırsam iç verim oranı o kadar hızlı yükseliyor gibi sonuçları üretecektir. Evet doğru hesaplamış. İşte pozitif nakit akışı 2030'da başlamış oluyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi duyarlılık analizlerini de gerçekleştirmiş olduk. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.